For a fool, acting like we're cool, coming back to say you're sorry. Your front page now, I guess you heard the news, saw me making moves, now you're trying to get back on me. Don't call me out, asking me for second chances, you've had enough. I'm not playing games no more, come get your stuff, don't expect to conversate, cause I ain't got time for another goodbye, no. Naim Kaya. Asıl memleketim Trabzon. Biz buraya uzun yıllar önce göç verdik. Şu an burada ikamet ediyoruz ve burada ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu firma 40 yıllık bir firmadır. Bu firma çok emeklerle bu duruma getirilen bir firma. Camcı Yadigar ismi Yadigar Özmen'den gelir. Kendisi TTK'da hem işçi olarak çalışıp aynı zamanda orada çalışmakla beraber de inşaatlarda cam takma, cam alım satımı vesaire bu işleri bulundurarak bu durumlara işi getirmiştir. Bizim firma kurucumuz Yadigar Özmen'dir. Biz de 2011 yılında şahıstan bu şirketi, yani Camcı Yadigar Limited şirketini kurarak teslim aldığımız bayrağı daha iyi, daha güzel yerlere getirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle ürünlerinizde şişe cam ürünleri kullanmanızı vurgusunu yapıyorsunuz. Evet. Bunun artısı nedir sizin için? Tabii. Şimdi şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bunun önemi, bizim yapmış olduğumuz cam tamamen bir yalıtım malzemesidir. Hı. Biliyorsunuz Türkiye şu an enerjisinin %35'ini kendisi, %65'ini dışa bağımlı bir satın almayla karşılıyor. Bizim için camı burada şişe cam olarak vurgulamamızdaki sebep şu: biz yalıtımı en iyi sağlayan şişe cam firmasıyız. Yani şişe cam firmalarıyız, öyle söyleyeyim. Türkiye genelinde biz 238 tane firmayız. Bunlardan bir tanesi Bartın'da Camcı Yadigar firmasıdır. Bizim için önemli olan nokta şu: üretim yapmış olduğumuz ürünün 10 yılda garantisi olmakla beraber hem cebimize hem bu %65 kayıptan bahsetmiştik ya, bunu terör edebilmektir. Onun için biz şişe camı tercih ediyoruz. 1994 yılında ısı cama geçtiniz. Bunun artıları nelerdir? O fikir nasıl oluştu? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz teknoloji ilerliyor. Bununla beraber de insanlar bu teknolojiye ayak uydurması gerekiyor. Biz bu teknolojiye ayak uydurabilmemiz için gelişmeleri yakından takip edip bu duruma getirmek için ısı cam üretimine karar verdik. Hı hı. Bu hem Bartın ilimize bir kazanç, çünkü neden? Yalıtımdan bahsettik, enerji kayıplarından bahsettik. Hı hı. Hem milli bir mücadele olarak düşünerekten biz bu işe girdik. Çünkü dışa bağımlılığınızı kesmek için bazı şeyleri artık kendimiz yapmaz gerekir. Isı camın özellikleri nedir? Yani tabii söyleyeyim. Isı cam şu anlama gelir: binalarda ısı yalıtımını minimum seviyeye indirebilmek için izolasyon malzemesidir. Hı-hı. Aslında biz genel olarak PVC'ye bunu tabir ettiririz ama PVC'nin kapladığı alan yoktur. PVC çevre kapatır. Biz metrekare kapatırız. Hı-hı. Isı camın önemi budur. Yani izolasyonu daha iyi yapabilmek, enerji tasarrufunu sağlayabilmek, bu camın özelliği budur. 2011 yılında bir yenilenme teknolojik yatırımlar yaptınız. Evet. Bunun artıları neler oldu size? Bunun artıları şu:
üretim kapasitemizi eski duruma göre %40 ve 50 civarında artırmış olduk. Yani şunu çok basit bir örnekle ifade edeyim size. Önceki üretimimizde günlük biz hani halk arasında 3 artı 1 bir daire olarak tahvil ettiğimizde 15 tane daire cam çıkartabiliyorduk. Şu ansa biz günde 45 adet 3 artı 1 daire camı çıkartabiliyoruz. Bu ne demek? Üretim gücünü yükseltmek demek. Bu ne anlama gelir? Bartın'a daha iyi bir kazanç elde ettirmektir. Yani istihdam oluşturuyoruz. Size firmamla ilgili yapmış olduğumuz ürünlerden biraz bilgi vereyim. Isı cam imalatı, alüminyum doğrama, cam balkon, PVC plastik doğrama imalatı. Aynı zamanda demonte olarak almış olduğumuz çelik kapı. Yani inşaat sektörünün %70'lik alanında biz varız. O şekilde size aslında genel olarak bir cevap vermiş olayım. Hemen günümüzde PVC ön planda. Evet. Yeni yapılan inşaatlarda siz de firm olarak evet. PVC'de kim haberini tercih ettiniz? Bunun evet. Özel bir sebebi var mı? Tabii ki de. Olmaz olur mu? Biz nasıl şişe cam firmasını tercih ettiysek Pimapen'i de onun için tercih ediyoruz. Sebep tamamen kalite odaklı. Müşterilerimiz kalitesiz ürün aldıklarında hani kâr ettiklerini zannediyorlar. Aslında uzun vadeli baktığımızda zarar ediyorlar. Çünkü sebebi şu, kalitesiz ürünü aldıklarında 2 veya 3 yıl kullanıyorlar. Ondan sonra tekrar ya bu ürünümüz kötü olarak tekrar değiştirme talebinde bulunaraktan belirli bir maddi kayba uğruyorlar. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Onun için müşterilerimizi, insanlarımızı bu anlamda bilinçlendirmeye ben bir ihtiyaç olarak görüyorum. Çünkü bu aynı zamanda bir milli kayıptır. Bartın'da cam denince ilk akla gelen firmasınız. Evet. Bunun özel bir sebebi var mıdır? Bunun tamamen özel bir sebebi şu. Biz işimize aşık olan bir firmayız. Biz kalite ve hizmet odaklı çalışıyoruz. Bunun tamamen sebebi budur. Biz her yapmış olduğumuz işin arkasındayız. Pimapen markasını önemli vurgu yaptık. Şişe cam markasını vurgu yaptık. Evet. Başka markalar var mı çalışmış? Tabii ki de. Yani biz alüminyum grubunda Asaş, BKS ve Vizyon, Çelik Kapı'yı da Ermetsan, Şimşekler, kalite odaklı, ürünleri iyi olan firmalarla her zaman çalışmak isteyen ve can atan bir firmayız. Peki müşterilerinize ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Müşterilerimize hem maddi olarak ödemede kolaylıklar sağlıyoruz, hizmetsel olarak. Yani bugün herhangi bir müşterimiz arasa, biz en geç bakın bir gün demiyorum size, 2 veya 3 saat içerisinde oradaki probleme yönelik, arızayı gidermeye yönelik hemen müdahalede bulunuyoruz. Bu da işte hani demiştik ya bu firmaya neden camcı adiger bu kadar tanınmış? Hizmet aşkı. Tamamen bu. Biz işimizi çok seviyoruz. Atılım Sanayi Sitesi'nde iki tane üretim yerimiz var. Bir ısı cam üretim yerimiz, bir de PVC yani Pimapen üretim tesisimiz. Hendek yanında da alüminyum doğrama ve cam balkon üretim yerimiz. Hendek yanında da iki adet de showroom'umuz var. Oralarda hem cam, hem PVC, hem çelik kapı bunları müşterilerimize sergiliyoruz. Son olarak Camcı Yadigar firması olarak müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Camcı Yadigar firması 40 yılı aşkın bir firmadır. Bizi ilk bu ticarete başladığımızdan bugüne getiren bütün müşterilerimize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Biz onların sayesinde bu duruma geldik. Biz de sorumluluklarımızı, görevlerimizi unutmayarak, buna özen göstererek onlara layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Onlara canı gönülden ben çok teşekkür ediyorum.